Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bu videoyu İsmail Hünerlice hocaya cevap olarak çekiyorum. Umarım kendisi doğruyu bulur, iftiradan vazgeçer diye umuyorum. İnşallah yerine ulaşır. Evet, İsmail hocam, İsmail Hünerlice hocam. Sana hoca diyorum, diyordum. Bir saygım vardı. Ta ki bu videoyu izleyene kadar. Masum Bayraktar. Doğru söylüyorum herhalde. Masum Hoca'yı tanımadığını iddia ediyorsun. Masum Hoca'nın böyle olduğunu kim söyledi hocam sana? Falan söyledi, filan söyledi. Şöyle oldu, böyle oldu. Ya bak ayet var hocam burada. Allah ne yapmamız gerektiğini söylüyor bize. Diyor ki ya yüledin amine ey iman edenler. Bir fasık size haber getirdiği zaman onu araştırın. Araştırdın mı? Ben seni hiç burada görmedim. Masum Efendi Hazretlerimizin yanında biz seni hiç görmedik. Gelip araştırdın mı hiç? Sordun mu hiç? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey duyuyoruz diye. Senin işin doğruyu bulmak değil ki. Senin işin menfaatine göre konuşmak. İsmail çekti kulağını. Sen de menfaatine göre konuştun. Yakıştı mı? Vallahi yakıştırmışsın kendine. Tebrik ediyorum seni. Nasıl yaptın ben bilmiyorum. Gördüğüm o videoyu izledikten sonra kanaat getirdim. Tasavvuftan hiç anlamıyorsun. Efendi Hazretlerimiz sizin gibi hocalarla iş yapmış ya. Ya ne büyük adam ya ne büyük adam. Senin bahsettiğin o videoda bahsettiğin şeyhlerin hepsi şu zamanda yaşasaydı Mahmud Efendi Hazretlerimize talebe olurdu. Mürit olurdu hepsi. O kadar kıymetli bir mürşidimiz vardı bizim. Ne yaptınız ama siz? Daha mürşidimiz kabre inmeden önce Fatih Camisi'nin bahçesinde kalktınız. Bizim şeyhimiz bundan sonra Hasan Efendi'dir. Şeyh mi arıyordunuz siz? Öyle bir arayışınız mı vardı? Efendinin ölmesini mi bekliyorduk? Gitse de başka birine şeyh desek mi diyordunuz? Bir adam öldüğü zaman kadın o kabrin başına gelip ben koca arıyorum dese hoş olur mu bu? Sizin niye böyle bir arayışınız oldu? Mürşit mi arıyordunuz? Efendiden memnun değil miydiniz? Aradığınızı bulamadınız mı siz? Neyse umarım anlaşılmıştır konu. Sen fıkıhçısın hocam. Otur talebini okut. İnsanlara fıkıh öğret. İslam'ı öğret. Dini öğret. Evliliklerde nasıl olması gerekiyor? Hangi söz nikahlarını düşürüyor? Hangi söz nikaha bağlıyor? Bunları öğretsen insanlara. Tasavvuf hakkında sen niye konuşuyorsun ya? Senin haddine değil ki bu. Sen tasavvuftan hiçbir şey anlamıyorsun ki. Anlamamışsın da zaten. İnşallah anlarsın. Evet. Buradan size tekrar söylüyorum. İsmail Hünerlice Bey. Ben Masum Efendi Hazretlerimizin aşağı yukarı 23 seneden beri yanındayım. Ne İslam'a karşı bir yanlışını gördüm. Ne tasavvufa karşı bir yanlışını gördüm. Ne Efendi Hazretlerimize karşı ağzından olumsuz bir ifade duydum. Yanındayım yanında. Ben yanındayken duymadım. Siz nereden duydunuz bunu ben bilmiyorum. Ve bir insanın mürşidine laf söylenmez. Ha benim hanımıma laf söylemişsin. Ha benim anneme laf söylemişsin. Ha benim mürşidime laf söylemişsin. Bu haddi sana kim veriyor ya? Niye konuşuyorsun ya boş boş? Menfaatine mi dokundular? İsmail senin kulağını mı çekti de böyle video çekme gereği duydun sen? Tanımıyorsan gel tanıştırayım seni bak. Tanıyorsan niye iftira atıyorsun? Çünkü bunların hepsi yalan. Bir de diyorsun ki vallahi dışarıdan destek alıyor. Ya biz o TV'yi kurmak için hanımım kolundaki bilezikleri döktü. Kardeşlerimizin hanımları altınlarını döktü. İslam'a hizmet etsin diye. Niye iftira atıyorsun? O kadar insan sana hoca derken yakışıyor mu bu hareket sana? Önceden bir saygım vardı. Bundan 8 sene evvel ben sana gelmiştim. Masum Efendi Hazretlerimiz demişti ben o zaman Sultan Beyliğinde vazife yapıyordum. Demişti ki İsmail Hünerlice Hoca'ya git. Sen de zaten Sultan Beyliğindesin. İsmail Hünerlice Hoca'ya git onu da davet et. Yemeğimize gelsin. İsmail Han'ın bütün büyük hocalarını davet ediyordu o zaman Masum Efendi Hazretlerimiz. Gelsin birlik beraberlik olalım aradaki fitne sussun demişti. Siz gelmemiştiniz. Derdiniz birlikse bugün de aynı daveti yapıyorum hocam. Buyurun gelin. Burada yerimiz. Eksiğimiz varsa, hatamız varsa görün. Bizzat beni de uyandırın. Varsa ben 23 seneden beri demek ki gafilmişim, görmemişim, körmüşüm demek ki. Sen gel beni de uyandır. De ki bak böyle hatası var. Bunu yap burada terk edin deyin. Biz de terk edelim. Ama kulaktan duyma, menfaatim bozulacak, rahatım bozulacak, bilmem ne olacak diye böyle hareketler yakışmaz. Yakışmadı da. Yakıştıramadım. Bugün ağınızdan da tövbe edersiniz diye umuyorum. Ve çok büyük hakka giriyorsunuz. Masum Efendi Hazretlerimizin. Helallik almanızı da tavsiye ederim. Allah'a emanet olun.